Merhaba arkadaşlar, Orta Dönem Balkan'ın en lezzetli oyun kanalına oyunlu mamulere hoş geldiniz. Ben Fuat Apay, Shovel Knight serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci profil. Bakalım nerede kalmıştık. Evet. Haritamızı bir tur daha genişletmemiz için, son kez genişletmemiz için önümüzdeki tek kilit Polar Knight'ın kilidiydi. Onu yeneceğiz. Akabinde şu kilidi açıp haritamızı son kez genişleteceğiz. Fakat ondan önce şurada bir Hall of Champions bölümü vardı. İsterseniz öncelikle ona girelim. 2, 4, 6, 8, 9 canımız, 5700 altınımız var. Geçen bölümde yanlış hatırlamıyorsam şuradaki neydi, adını da unuttum, Propeller Knight miydi? Bayağı bizi bir öldürmüştü. İntikamımı Polar Knight'tan alacağım diyeceğim de Polar Knight da zordu diye hatırlıyorum. Bakalım ne olacak hiç bilmiyorum. Hep aklımda kolay bir boss olarak kalmıştı o dün karşılaştığım boss, fakat bayağı kötü sonuçlar doğurdu. Evet. Burası Hall of Champions diyor. İşte falan filan övüyor. 5000 altınla giriş biletiniz var arkadaşlar. Bir tane lütfen diyorsunuz. Çok güzel diyor. Ziyaretinizin tadını çıkartın diyor. Şimdi ben öncelikle şu normal şeyi elime alayım. 700 altınım kaldı bu arada, giriş 5000 olduğu için. Şimdi çok güzel bir şey varmış gibisinden biletimizi aldık, içeriye girdik, fakat işler yolunda gitmiyor arkadaşlar. Şimdi şu adamla bir konuşalım. Bu yer avlanmış diyor. Her yerde hayaletler var diyor. Bunlar da burada esir kalan insanlar arkadaşlar. Bir sürü insana burada esir kalmış. Şimdi mecburen üstten gideceğiz. Başka yol yok şu anda. Bütün burayı, her yeri temizlememiz lazım. Bakın mesela hayaletler çıkmaya başladı. Bakın hayaletleri yenmemizin şartı şu beyaz topu onlara doğru atmak. Mesela normal haritada çıkan hayaletleri engelleyemiyorduk. Çünkü bu beyaz toptan diğer tarafta yoktu. Bu arada yani... aynen. Bir odadaki bütün hayaletleri temizlediğimizde o oda normal rengine geri dönüyor arkadaşlar. Şurada bir gizler olabilir mi? Olamaz. İlk oynadığımda bayağı bir anlamamıştım. Ulan ne yapacağım ben burada falan filan gibisinden. Fakat bu sefer bildiğim için daha kolay ve seri bir şekilde bölüme geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi şunun üstünden zıplanıyor mu merak ediyorum. Şurada bir... yok herhalde ya gizli oda. Her neyse, bir odayı aydınlattık. Bu arada her hayaletten de bayağı altın düşüyor dikkatinizi çektiği üzere. Bayağı karlı bir bölüm olacak. Mesela şimdiden 2000 oldu, daha bir oda temizledik. Şurada bir gizli yer var. Ondan önce burayı tamamen temizleyelim isterseniz. Gel bakalım sen. Şuradan gidelim. Bir tane müzik notam anam. Her platform demek ki şey, dolu değil. Sen ne diyorsun abla? Aa, benim gizli yerimi buldun diyor. Şimdi hayaletler beni de bulacak, ikimizi de bulacak diyor. Niye bulsun ablacığım? Kurtarmaya geldik işte. Devam ediyoruz. Şimdi... gel sen bana doğru. Evet, tam topun o şey kısmı denk getirmek gerekiyor. Etki alanına denk getirmek gerekiyor hayaleti. Yoksa zor yani. Şöyle, 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 evet. Bu
Burada gizli bir yer yok mu? Yokmuş. Burada da bir sürü insancıklar var. Bütün paramı buna verdiğim inanamıyorum diye. Herkes bizim gibi ziyaret amaçlı gelmiş 5000 verip. Fakat hoş olmayan bir sürprize karşılaşmışlar. Anam. Bu da tamam. Şu önümdeki platform büyük ihtimalle boş. Gel bakalım. Hayaletlerden bir tanesinin zor öldüğünü hatırlıyorum. Hatta ben bir yerde bir hata mı yapıyorum falan demiştim. Bu o olabilir mi acaba? Bakın kaç kere denk geldi mesela, hala ölmedi. Kaç saat sürecek bunun ölmesi? Bir yerde bir hata mı yapıyorum hakikaten acaba yine? Acaba şu kürek şeyim, ona gücümü biraz kaybedeyim o zaman. Ha, şimdi istesem de o kürek hareketini vuramayacağım. Heh. Demek ki o fileğimizin yolladığı kıvılcımın gelmemesi gerekiyor. Ondan önce topun etkisinin gelmesi gerekiyor. Anladım. Aşağıda. İlk oynayışımı da bu yüzden geçememiş olabilirim. Hayaletler bana burada asla ulaşamaz diyor falan filan. Çok güzel. Şimdiden 4300 altınımız oldu. Bir de şimdi bu bölümün sonunda ufak bir boss dövüşü var. Oradan da kim bilir kaç para kazanacağız falan filan. Kârlı bir bölüm olacak arkadaşlar, anlayacağınız. Burayı da temizledik. Şimdi neresi var acaba gitmemiz gereken, neresi kaldı? Burayı temizlemiştik. Üst kata mı çıkacağız? Burayı temizledik mi? Yok, burayı temizlememişiz galiba. Bir yerde bir hayalet kalmış galiba. Çünkü hani hiç hayalet çıkmıyor şu anda. Ay Allah'ım, gizlendiği yere bak ya. Önce bir canımı, ha gitti zaten bir canım. O sürtünmeyi yollanmaması gerekiyor çünkü. Ulan nerede? Gel 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 gel. Gel. Gel biraz daha ya. Ay Allah'ım. Olmadı. Bir daha. Evet. Tamam. Burası da temizlendi arkadaşlar. Şimdi diğer taraf mı kaldı acaba? Kontrol edeyim. Yok, hepsini bitirdik. Şimdi bütün hayaletler toplanıyor ve dev bir hayalet oluşturuyor ve bir boss savaşı başlıyor. Mantık aynı. Topun parlamasını arkadaşa denk getireceğiz ve canını götüreceğiz. Başka hiçbir şekilde zarar veremiyoruz. Yani boss kolay çünkü mantığı çok kolay. Sonlara doğru sayılar artıyor, bilmem ne oluyor ama hani iş işten geçiyor zaten. Her türlü yeneceğiz şimdi. Biraz aşağı doğru yaklaşsa.
Bir de şu aşağı doğru bize kuru kafa yollayan minik minnak minnak şeyler var. Onlar da işte hesapta zorlaştırıyor bu su da işte alakası yok. Bitti. Evet, son odayı da aydınlattık. 6000 altın daha kazandık. Şu anda 10.900 altınımız var arkadaşlar. Bayağı karlı oldu anlayacağınız. Evet, kahramanım diyor. Teşekkürler, çok teşekkürler diyor. Bizi bu hayaletli yerden kurtardığın için. Link for advance before in all detail. Lütfen bu ödülümüzü kabul et diyor. Ufak bir para daha verdi. Tamam. Bir tane daha eşyamın taştık. Please come. İstediğin zaman geri gelip koleksiyon tadını çıkartabilirsin diyor. Ben ne geleceğiz işte tamam. 11.000 altınımız oldu yeni gelen parayla birlikte. Bir müzik notamız daha var. Şimdi Polar Knight'e gitmeden evvel upgrade edilecek bir şey varsa hemen edeyim. Çünkü 11.000 çok yüksek bir rakam. Hemen hızlı bir şekilde. Bin altın daha kazandık şu anda. Devam. Sekiz bin altın gömelim mi? Gömelim gitsin. Oba. Tamamdır. 4000 altınımız kaldı fakat büyü gücümüzü 100'e tamamladık şu anda. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar haritamızın bu bölümünün son boss'u olan Polar Knight'a doğru yola çıkıyoruz. Evet. Burada ilk dikkatimi çeken şey kayan platformlar. Biraz gidiyorum, karakteri bırakıyorum ve kendiliğinden hareket ediyor. Bakalım bu platforma işlerimizi ne kadar zorlaştıracak. Bir tane kurdumuz var. Bizim gibi zor hareket ediyor, o da kaya kaya gidiyor. Arkadaşlar kesin öleceğim bu platformların birinde. Bayağı kayıyor platformlar. Devam edelim mi? Şu geride bir şey var mıydı? Bir kez kontrol etmek istiyorum. Bir tane daha kurt var da yok ya, gerek yok. Aha, bir tane daha burada geldi. Sen neymişsin abi? Senin yanına hiç gelesim yok. Bir de şöyle kolay bir şekilde öldürüyoruz. Lan onun üstünden mi zıplayacaktık ya? Hay kafama. Bir geri gidip geleyim mi? Ulan seninle işim yok, sen git. Oba. Allah! İşte arkadaşlar aç gözlük böyle bir şey. Bin alt. Ne bin altını? 1200 altın gitti en baştan. Hızlı, seri bir şekilde gidiyorum. Gidemiyorum. Lan işin yoksa şimdi o şeyleri de kurtar ya. Şimdi o adamla bir işimiz kalmadı. Bu sefer kesin öldüreceğim onu. Şimdi şunları kurtarmaya çalışacağız. Senden de şu an çok korkuyorum. Sen bir öl. Şunu almam pek mümkün gözükmüyor. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok.
şimdi. Kurdun üstünden mi zıplayacağız? Aynen öyle. Şimdi balık oltamızı aşağı bir sarkıtalım bakalım. Çok güzel. Şurada gizli bir yer olabilir mi? Büyük gücümüzü arttırdığımızda bize ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha bu bölümde anlamış oluyoruz. Eski mesela ilk bölümlerde şu an kadar çoktan sıfırlanmıştı büyük gücümüz, fakat bırakın şimdi sıfırlanmayı, hiç azalmıyor bile diyebilirim yani. Bu büyücünün attığı ışıkta kar topları aşağıya doğru serpiştiriyor. Aşağıda checkpoint var karşıda. Hiç öyle ölmeye niyetim yok. Ölüyordum vallahi. Yavşak öl lan. Bunlara da arkadan ateş edeceğiz. Hatta tek darbede ölüyorlar çok kolay. Şu anda 6000 altınımız var. Bunların olayı neydi? Bunları üstten zıplayınca ölmüyor. Hiç anlamadım ki nasıl öldüğünü. Bomba patladı. Büyük ihtimalle şu ağızlarındaki kırmızı şeye vurunca ölecekler. Tamam, bu kadar temizledik yeter. Aşağı daha fazla diken. Şimdi şunun ağzına bir vuracağım bakalım ölüyor mu? Evet. Ağzındaki kırmızı yerden zarar alıyor sadece. Abo! Ne oldu lan orada? Ama hatırladım galiba. Checkpoint de ya. Of, checkpoint. Öl. Ölmedi, ağzına vurdu. Ya hiç uğraşamayacağım vallahi seninle. Şimdi arkadaşlar, bunun mantığı dikenleri dolduracak suretle atladığımız zaman üstteki kar topakları dikenin üstünü dolduruyor. Hani şu şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Bir kere karı dikene düşürdüğünüz zaman bir daha yok olması söz konusu değil. Ondan sonra rahatlıkla platformlar üzerinde hareket edebiliyorsunuz. Üstten doğru şöyle atlarsanız daha ne derler, garanti etmiş olursunuz. Ah be. Onun üstünden zıplayacaktık. Şurada gizli yol var galiba ya. Şimdi şöyle. Şimdi buraya büyük ihtimalle geri döneceğim. Şu diğer tarafta ne varsa onu istiyorum çünkü. Fakat ondan önce checkpoint. Güzel. Aa, şimdi dikenler de gitti ama. Şimdi şu yukarıdakiyle benim bir işim yok. Yukarıdaki bir ölsün. Gel lan. Evet.
Hadi. Oo, bu platformlar fena kayıyor. Çok fena kayıyorlar. Basit gibi gözüküyor ama pek basit değil. İnşallah ölmem geri dönüş yolunda ya. 7100 altınım var bu arada. Tamam. Bunlar yine çıkıyorlar tabii. Bu platformlardan son kez geçeceğim. Bir saniye. Tamamdır. Bunun mantığı neydi ya? He. Şu gök kuşağında hareket edebiliyoruz sadece. Ama ben aşağı inmek istiyorum. O nasıl olacak? Ha, altında platform varmış. Lan ben onu görmedim. Evet, şuradan devam edelim öncelikle. Şimdi aşağıya iniyoruz. Mantık basit arkadaşlar. Hiç zor değil. Sadece biraz hızlı olmak gerekiyor. Şimdi. Vay şerefsiz. Şimdi o tamam. Şimdi şurayı temizleyeceğiz ki o şey alttaki hareketli platformu yukarıya çıkabileyim. Çıkartabileyim. Tamam. Platform yukarıya çıkmasını istiyorsanız da biraz zıplamanız gerekiyor. Yoksa çok üstüne kalırsanız ağırlık yapıyorsunuz ve platform aşağıya iniyor. Hayır. Oo. Niye ben böyle bir salaklık yaptım? Allah'ım. Hemen hızlıca tekrar oynayacağım. Tamam. İçeri. Hayır, ne olur ölme. Manyak. Şurada gizli bir yer yok. Neyse, bütün şeylerimi topladım. Bu ne yapıyor? Bu atlıyor, zıplıyor. Şu okların kırılan şeyi gelse üstümüze zarar görmüyoruz herhalde, değil mi? Tamam, o zaman şu anda korkacak bir şey yok. Nereye gidiyorsan git. Şimdi ağzına vurdum senin. Niye vuramıyorum? Herhalde üstten zarar almıyor. Aç artık. Evet. Bir tane daha varmış falan. Şimdi. Bakın mesela. Şimdi onun üstünden zıplayarak bunu alacağız. Fakat aynı aşağı inen
kürek darbemizle sakın aşağı inmeye kalkmayın, yoksa zemini delersiniz. Maazallah hiç ölmeye gerek yok. Şu aşağıda da şey var, bir tane de, aman hiç uğraşamayacağım. Uğraşsam mı? Evet, anam. Ölecekmişim gibime geliyor ya. Tamam. Şuradan sarkıt. Ha. Boş bardağımız olmadığı için maalesef bir halta yaramadı. Devam edelim. Bunlar bana şey hatırlattı ya. Orijinal NES'teki Mario'da böyle maymunlar vardı. Onlar da bu tarz bir şeyler atıyorlardı. Şu an çok korkuyorum ya. Lan checkpoint'e dibimde vallahi ölürsem çok üzülürüm. Hayır! Of! Biliyordum, bunun olacağını biliyordum ya. T nereden? Allah'ın belası, maymun mudur nedir? Hızlıca, hızlı, 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 hızlı. Burada biraz dikkatli olalım. Hiç ölmeye niyetim yok. Gerçi üsttekine hiç üsttekine gitmeye niyetim yok açıkçası. Bakın direkt. Ulan şimdi şeyden geçemiyorum. Heh, böyle gidelim. Zaten her yeri temizlemiştik. Geldik sayılır. Az kaldı. Yine bunlarla hiç uğraşmayacağım. Zaten bütün mücevherleri topladım. Hızlı çanaktan gidiyorum. Tamam. Şimdi şu alttaki ikisi kolay. Zaten çekiçi de aşabildiğiniz takdirde tek büyü darbesiyle ölüyorlar. Şu ikincisi sıkıntı. Evet be. Hemen checkpoint. Bundan sonra bir halt edemezsin bana. Geber. Tamamdır. Şurada bir gizli yer var. Above. Burada tamamen dikenlerin üstünü örtmeye dayalı. Relikçi abi. Şu an elinde bir şey var. Bu neymiş? Çevremizdeki her şeyi temizleyen bir savaş borazanı mı derler, ne derler? Alalım paramız varken. Şimdi elimizde o var zaten. Bakın etrafımız şunlarla doldu. Yaptığımız an hepsini indiriyoruz. Ama çok fazla büyü gücü emiyor. Bakın fulldü 26 kaldı falan yani. Hiç pek kullandığımı da hatırlamıyorum ilk oynadığımda. Hayır. Sana hiç bulaşmayacağım ya. Vallahi düşüp öleceğim büyük ihtimalle zaten. Manyak. Of.
Platformlar çok kaygan arkadaşlar. Aman dikkatliyim. Şu aşağıdaki parlayan şeyi deneyeyim şansımı gerçi ya. Belki o direkt altın veren balıklardan çıkar. Gerçi 15 şeyim kaldı, büyü gücüm kaldı. Hadi deneyelim bakalım şansımızı. Heh, iyi bari. Elime şunlardan alayım. Aa! Tek büyü atma şeyim kaldı aklım. Şunun ölmesi gerekiyor. Öl lan. Çok güzel be. Abo. Dur bakalım. Şu an hiç istediğim gibi olmuyor olaylar. O zaman şöyle vura vura gitsem ölüyorlar değil mi? Çok güzel. İnin. Anam! Hiç benimle alakası yok. Ya bug oldu ya da klavyenin tuşu takıldı. Hiç anlam veremedim. Ama bu durumdan hiç memnun değilim. Şu yan taraftaki şeyi açmış kabul ediyoruz büyük ihtimalle. Savaş borazanına bakıyorum. Envanterimde var. Envanterimiz bu arada fullendi arkadaşlar. Seninle hiç uğraşmayacağım. Seni arkandan öldüreceğim. Şu kurttan biraz korkuyorum. Hadi yallah sana da. O da tamam. Şunu da indirdim. O da tamam. Şu yukarıda bir tane daha var. Onu da indir. O da tamam. Tamam. Şimdi biraz dikkatli olduğumuz takdirde şöyle biraz kalk yukarı. Şimdi biraz in. Kalk. Tamamdır. Şu an çok korkuyorum ya. Hiç vallahi ölürsem çok üzülürüm. Yine checkpoint karşımda. Göz göre göre ölmek istemiyorum. İyice zorlaşmaya başladı artık oyun. Oh tamam. Hiç o iki tane altın için hiç riske atamam bir daha. Şimdi. Çekici denk getirmeden öldürmem gerekiyor. Tamam, biri gitti. Gelme lan. Of. O altını alacağım diye az kalsın ölüyorduk. Bunlar yine çıktı bu arada. Keşke ikisini de alabilseymişim ya. Bir tane daha. Onu da alsam mı acaba? Heh tamam. Düşmedim bu sefer. İn aşağı lan. ...4906'ımız var şu anda arkadaşlar. Lan tam üstüme mi denk getiriyorsun? Ne yapıyorsun ya? Kaygan platformlar arkadaşlar. Basit gibi gözüküyor ama cidden zor. Ölürsem de çok üzülürüm vallahi.
Of. Çok kayıyor. Hiç şu alttaki bir taneyi almak için uğraşmayacağım. Çok fazla kayıyor platformlar. Checkpoint'te biraz geride kaldı. Of 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 of. Atlayamadım ya. Anam 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 anam. Vallahi soğuk soğuk teller döküyorum. Tamam bitti gitti şu an lanet yer. Ulan sen de yani her geldiğinde götürüyorsun yani. Seni benim öldürmem gerekiyor ya. Ulan. Aa manyağa bak bütün gücümü yedi ya. Nihayet. Abicim sen de bir dur ya. Çok güzel ve sen şimdi öl. Öl lan. Sen yine mi geldin? Anam senden çok korkuyorum ya. Kesin itlik yapacak ama. Tam ateşi de denk getiremiyorum lanete ya. Vallahi. Hadi az kaldı az kaldı bitti. Vallahi bitti. Gizli bir şey var mı? Yok üstte kendi gitmiyorum lan. Tamamdır. Büyük ihtimalle boss'a gidiyor olabiliriz şu anda. Yes. Evet, eski arkadaşım. Nihayet zaman geldi. Bu bizim son düellomuz. Evet. Hadi bakalım, hatırladığım kadar zor muymuş? Mesela üstten darbe almıyor. Anam. Bakın altta dikenler oluşturdu. Oo. Heh, büyük gücüm de bitti. Çok güzel oldu. Arkadaş benim hareket alanım çok kısıtlandı ya. Gelme lan gidemiyorum zaten bir yere git. Allah'ın belası. Yarım canım kaldı. Vallahi büyük ihtimalle öleceğim arkadaşlar ama. Evet. Yapacak bir şey yok. Bakalım ikinci oyun. Bu sefer büyük gücüm daha fazla ama.
Bu sefer biraz daha avantajlıyım. Da şunları kurtarmam gerekiyor. Altın bırakmam arkadaş. Ya o zıplama hareketinden şu an kadar hiç kaçamadım ya. Allah'ım. Be. Lanet, öldü be. Zormuş. Ama beni geçen seferki kadar öldürmedi. Bir kere öldürebildi sadece. Ama böyle cool bir boss'tu, böyle bir haysiyetli bir boss'tu, hoşuma gitti. Evet, büyük ihtimalle şu yanı başımızdaki sanık Meal Ticket. Canımızı nihayet bir kez daha upgrade edebileceğiz. Ve şu manitamızı kurtarma sekansı bir kez daha geldi. Bu sefer tahminimce biraz daha zorlaşacak. Oh. Güzel, getirisi de güzel oluyor böyle sekansların. Ateşimizi söndürelim. Evet, Meal Ticket. Bu arada bir tane kürek upgrade'in ne işe yaradığını hatırlamadığımı söylemiştim. Şu anda dikkatimi çekti. Biz eskiden bu kazma işlemlerinin daha uzun sürede yapıyorduk mesela. Bir kazma varsa 3-4 darbeyle temizleyebiliyorduk. Şimdi tek darbeyle mesela şeyi temizledim. Ateşi temizledim. Büyük ihtimalle o işe yarıyormuş o upgrade. Evet arkadaşlar, son kildimizi de açtık ve haritamız artık büyücünün kalesine doğru gideceğiz. Son kez genişledi. Artık bundan sonra Knight yok, en azından Knight ini yok, öyle söyleyeyim size. Bundan sonra adım adım büyücünün kalesine doğru gideceğiz. Şu anda Meal Ticket'ımız var, müzik notalarımız var, bunların hepsini bozduralım. Son upgrade'lerimizi artık yapalım, yavaş yavaş sona doğru yaklaşmaya başlıyoruz çünkü. Hadi. İki tane vardı elimizde. 1000 altın oldu. Şöyle güzel bir müziğin varsa bize eşlik et. Bu boss savaşının müziği galiba. Bu kalsın. Evet. Meal Ticket. Bakalım bizi bu sefer ne lezzetler bekliyor. Bu ne? Sushi'ye benziyor. 2, 4, 6, 8, 10 canımız oldu arkadaşlar. Ne diyor? Şu anda yok diyor, üzgünüm diyor. Büyük ihtimalle onu tamamladık. 2, 4, 6, 8, 10 cana 100 büyü gücü. Şu anda büyük ihtimalle karakterimizi güç anlamında tamamen upgrade etmiş bulunuyoruz. Bundan daha fazlası büyük ihtimalle yok. Gold işine ben yine haritamaya karşı bakayım. Yok, alacak bir şey yok. Şu Relic zaten abiye gideyim diyeceğim ama deliklerim, envanterimi de fullledim. Büyük ihtimalle artık o da bir şey veremeyecek bize bu saatten sonra. Aynen öyle. Yok. Şimdi 12.000 altınım da var esasında. Bir diğer köye gidelim bakalım. Şimdi bu şey de çok kullanışlı. Zırh da çok kullanışlı. Yani sırf para harcamak adına da başka bir zırh almak istemiyorum açıkçası. Bu kürek yapan abi. O bitti zaten onun işimiz. Şimdi şu 8.000 olan hiçbir alta yaramıyor.
Yok, bunun dezavantajı da var ama işte. Dynamo Mail zaten şu anda bizim kullandığımızdır. Yok, yani bence benim kullandığım zırh çok daha mantıklı şu anda. Hani en fazla şey yaparız. Son bölüme bir iki bölüm daha var yanlış hatırlamıyorsam. Yine altını toplamaya devam ederiz. Şöyle bir şey yapayım. Zırhları alayım ama kullanmayayım. Ben yine Dynamo Mail'ı kullanmaya devam edeyim. Hani bütün zırhları alınca açılan bir achievement varsa onu açmış oluruz ekstradan. Mesela 12.000 altınım var şu anda. Ne yapayım? Mesela 6.000'likle 4.000'liği açayım mesela şu anda. Böyle siyahlı kırmızılı böyle Jinx bir karakterimiz oldu. Yine devam edelim. Bu sefer 4.000'liği alayım. Morlu. Ha bakın mesela bunun güzel yanı. 100'dü bizim üst büyü limitimiz. 150'ye çıktı şu anda. Ama sorar mısınız ki mesela Dynamo Mail'dan daha mantıklı? Bence değil. Dynamo Mail benim daha çok hoşuma gitti. Şu iki üst darbe yaptığınız zaman şu kazandığınız charge attack çok kullanışlı. Özellikle bosslarda. Fakat bilmiyorum. Esasında 150 büyü itemim fena gelmedi şu aşamada. 2000 altınımız var. Şu anda 3000 ve 8000'lik iki tane zırhımız kaldı. İlerleyen 2 ya da 3 bölümde bilmiyorum eğer o kadar 11.000 altın yapabilirsek bu iki zırhı da açıp büyük ihtimalle bir achievement bizi bekliyor olabilir. Çünkü yani bütün zırhları tamamlamış oluyoruz böylece. Şimdi üstümüzde hangisi kalsın? Hadi bakalım bu sefer değişiklik olsun ya. Bu kalsın. 150 büyü gücü kalsın. Morlu morlu böyle. Evet. Arkadaşlar. Şunu da tamamlamadığımız bir şey var. Ne derler onun adına? Hazine avı var. Şuradaki hazine avını da biz tamamlamadık. Şu an dikkatimi çekti. Tamam. Bir sonraki bölümde yapacak çok daha fazla işimiz var arkadaşlar. Şimdi. Hatta 3. Şimdi. Tower of Fate. Kulenin ilk basamağı bu. İkinci basamağı şu üstte gözüken ikinci yer. O ikisini de temizliyoruz ve asıl kule çıkıyor. Asıl kulede de bizi büyücü bekliyor arkadaşlar boss savaşı olarak. Yani 1, 2, 3 bölümümüz var. 3 tane de şey var. Hazine toplama mevzusu var. Mesela 6 toplam bölüm oluyor. Ne yaparız bundan bir sonraki bölümde? Hazine avlarından bir tanesine gireriz, çıkarız. Akabinde de şu Tower of Fate'in ilk bölümüne gireriz. Bölümü tamamlarız arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.